Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. PCBWay üzerinden sipariş vermiş olduğum toplamında 5 adet elektronik kartım elime ulaştı. Bu projede SP8266 Wi-Fi modülü kullanacağız. Bir iki video öncesinde yine aynı şekilde aynı modülü kullanarak bir proje oluşturmuştuk. Şu şekilde tekrardan göstermem gerekirse. Şimdiki projede aynı şekilde olacak. Tek farkı burada kullanacak olduğumuz roleler yüksek akımları kaldırabilen daha büyük bir role olmuş olacak. Şimdi bu eski elektronik kart üzerinden biraz bahsetmem gerekirse aslında bunda herhangi bir sorun yok. İstediğimiz her şeyi çalıştırabiliriz. Devre kartımı sorunsuz bir şekilde hazırlamış olduk. Fakat şöyle üzerindeki bu küçük rolelerin akım kapasitesine baktığımızda şurada 10 amper yazıyor. Şöyle biraz daha sizlerin anlayabileceği bir şekilde göstermem gerekirse arkadaşlar burada 10 amper yazıyor. Yani bu role grupları ile bir elektrikli ısıtıcı veya bir klima sistemi veya bir dramer motoru gibi yüksek akımları çeken herhangi bir elektronik sistemi çalıştırdığımızda rolelerin içerisindeki platinler ısınma yapıyor. Çok fazla ısıdan dolayı içerisindeki platinler yapışarak her ne kadar kartın beslemesini kesmiş olsak bile platinler birbirine yapıştığı için akımı sürekli olarak devam ettirecek. Bu devre kartı ile ve üzerindeki roleler ile en fazla yapabileceğimiz işlem bir ortamın aydınlatması olması gerekiyor arkadaşlar. Yine ufak tefek şeyleri çalıştırabiliriz fakat bir elektronik çaydanlık veya bir dramel motoru veya bir klima sistemini çalıştıracak olursak bu tür küçük roleleri kullanmamamız gerekiyor. Çok fazla akımdan dolayı dediğim gibi içerisindeki platinler birbirine yapışarak eriyor. Sonrasında hem roleyi bozmuş oluyor hem de hiçbir şekilde çıkıştaki akımı kesmemiş oluyor. Bu role ile bu devre kartı ile ufak tefek aydınlatma işlemleri sağlayabiliriz. Şimdi gelecek olursak asıl elektronik devre kartımıza. Burada daha büyük bir role kullanacağım arkadaşlar. Yine rolemiz 5 volt ile besleme sağlanıyor. Bobinleri 5 voltluk bir bobin içerisinde. Fakat bu rolenin üzerine baktığımızda kaldırabilecek toplam akım kapasitesi 30 amper olarak görünüyor. Yani işte bu role ile bir elektrikli ısıtıcı veya elektrikli çaydanlık veya bir klima sistemini sorunsuz bir şekilde çalıştırıp kontrol edebileceğiz. Zaten üzerindeki diğer bileşenlerimiz hemen hemen aynı. Burada zaten 5 voltluk bir regülatörümüz olacak. Diğer geri kalan bütün elemanlar aynı. Tek farkı burada kullanacak olduğumuz 30 amperlik büyük bir rolemiz olacak. Şimdi devre kartımın üzerindeki elemanları yerine yerleştirirken sizler de bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Baby, you get
Sizler de projelerinizi orijinal bir PCB haline dönüştürmek isterseniz PCBWay firmasını tercih edebilirsiniz. PCBWay sitesine giriş yaptıktan sonra sağ üst kısımdan siteye ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz. Üyelik işlemini tamamladıktan sonra PCB anında teklif yazısına tıklıyoruz. Bu kısımda bazı parametreler bulunmaktadır. Herhangi bir değişiklik veya herhangi bir seçim işlemi yapmadan hızlı sipariş PCB yazısına tıklıyoruz. Bu kısımda ise proje dosyamıza ait olan Gerber dosyasını Gerber dosyası ekle butonuna tıklayarak projemizin Gerber dosyasını siteye yüklüyoruz. Başarılı bir yüklemenin ardından PCB'mize ait ön izlemesini bizlere gösterecektir. Sağ kısımda görmüş olduğunuz 61.54 dolarlık ücret toplamında 5 adet PCB'nin ücretidir. Alt satırlara doğru inmeye devam ettiğimizde ise yine aynı şekilde bazı parametreler bulunacaktır. Bunlardan kendi tercihinize göre PCB'nizin kalınlığını, rengini veya minimum delik boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Eğer projeniz hakkında özel bir isteğiniz varsa burada görmüş olduğunuz yorum kısmına yazarak firmaya iletebilirsiniz. Sağ kısımda gördüğünüz fiyatlandırma ve kargo seçeneklerini en uygun şekilde tamamladıktan sonra projemizi sepete kaydediyoruz. Gelen uyarıyı kabul ediyoruz. Bundan sonraki süreçte projenizde veya Gerber dosyanızda herhangi bir hata varsa firma sizlere mail yoluyla ulaşım sağlayacaktır. Herhangi bir hata olmaması durumunda alt kısma doğru inerek çıkışa doğru devam et butonuna tıkladığınızda ilgili adresiniz ve toplam maliyeti ödedikten sonra siparişiniz işleme geçecektir. Üst kısımda gördüğünüz gibi bekleyen ödeme, tamamlanmamış ödeme gibi seçenekler bulunmaktadır. PCB'niz üretilmeye başladığında üretim durumu üzerinden PCB'nizin hangi aşamada olduğunu buradan gözlemleyebilirsiniz. PCBWay'e teşekkür ederiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi devre kartımın üzerine tüm bileşenleri yerleştirdim. Şu anda sistemimiz çalışmaya hazır bir şekilde bekliyor. Burada yine NodeMCU Wi-Fi modülümüz mevcut. Zaten videonun da başında söylediğim gibi bu devreyi, bu sistemi biraz daha gelişmiş hale getirebilmem için buradaki roleleri değiştirdim. Yine zaten uzaktan kontrol işlemi yapacağız. Bunu da sizlere göstereceğim tekrardan. 7805 voltaj regülatörü biraz ısındığı için haliyle roleler yaklaşık 600 mA civarında bir akım çekişinde bulunuyor. O yüzden çok fazla ısıya maruz kalmaması için ufak bir tane soğutucu ekledim. Bunu kartın üzerine de direkt regülatörü yapıştırabilirdim. Bunun üzerine de veya alt tarafına bir soğutucu da koyabilirdim. Şimdilik bu şekilde ayarladım. Tabi ileriki zamanlarda bunu bir kutu içerisine güzel bir şekilde montajını yapıp belki buradaki regülatörü söküp alüminyum kutu içerisine de yerleştirebilirim. Dolayısıyla ısıyı çok daha iyi bir şekilde dağıtım işlemi yapabilir. Şimdi isterseniz bir klemensimize artı ve eksi girişlerini sağlayabileceğimiz kabloların bağlantısını yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. Sonrasında zaten modülümüzü çalıştırıp tek tek kontrol işlemi sağlayacağız. Bu devre kartının tüm bilgileri videonun açıklamalar kısmında bulunuyor. İsterseniz Gerber dosyasını indirip kendiniz de sipariş verebilirsiniz. Veya yine videonun açıklamalar kısmında bulunan hazır linke tıkladığınızda otomatik bir şekilde Gerber dosyası üzerinden yine sipariş işleminde bulunabilirsiniz. Şu anda artı ve eksi girişlerini sağlayacağımız kablolarımız burada arkadaşlar. Hemen ayarlı güç kaynağı üzerinden 5 volt, hatta 5 volt değil, girişimiz minimum 7 volt olması gerekiyor. Şu şekilde artı ve eksi bağlantılarımı da yapıyorum. Şimdi bu aşamada sadece güç kaynağı üzerinden 7 voltaj göndermemiz gerekiyor. Şu anda 7 voltumu verdim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bütün rolelerim aktif. Yani role içerisindeki platinini bobin vasıtasıyla çektiği için biz buraya bir akım vermiş olsaydık, bir gerilim vermiş olsaydık rolenin içerisinden dönüp buradaki gerilimi
bu kısımdan devam ettirecekti. Bu şekilde yaptık. En azından çalışıp çalışmadığını görmüş olduk. Şimdi hemen daha önce yine zaten kadro uygulaması üzerinden de kontrol işleminin nasıl sağlayabileceğimizi göstermiştim. Şimdi yine kadro uygulamasını kullanalım. Bu kısımda arkadaşlar yine tek tek rolelerimizi kontrol edeceğiz. İlk başta şöyle tek tek bir komut verelim. Görmüş olduğunuz gibi bütün roleler uzaktan tek bir dokunmayla kapatabiliyoruz. Ve roleler o kadar güçlü ki arkadaşlar, rolenin çekme sesini sizler de çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. O yüzden bu roleler çok büyük yüksek akımlarda gayet son derece güvenli roleler arkadaşlar. O yüzden 30 amperlik bir role kullandım. 30 amperin üzerinde çok daha büyük roleler var. Fakat bu sefer hem ebat hem boyut olarak gerçekten çok fazla bir alan kaplayacak, yer kaplayacak. En ideali bu. Bu roleler ile istediğiniz her türlü elektronik malzemeyi, eşyayı vesaire çalıştırabilirsiniz. O yüzden sizlere tavsiyem, çok büyük gerilimler, akımlar kullanacaksanız bu tür 30 amperlik roleleri tercih edebilirsiniz. Şöyle tekrardan kapatalım sistemi. Şimdi isterseniz yine aynı şekilde çıkışa bir led bağlantısı yapalım. Bunun da çalıştığını sizlere göstermek istiyorum. Sonrasında videomuza son vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi zaten bu elektronik kartı, hazırlamış olduğum bu kartı bir alüminyum kutu içerisine yerleştireceğim. Sonrasında bununla ilgili yine kısa bir videoda, video çekiminde bulunurum. Bunu da sizler için paylaşırım. Şimdi isterseniz hemen bir devre kartımızın çıkışlarına bir led bağlantısı yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi led bağlantılarımı yaptım. Zaten rolelerin kom uçları otomatik olarak birbirleriyle bağladım direkt bir şekilde. Buraya artı da verebilirim, eksi de verebilirim. Zaten bunların bağlantılarını bir önceki bu tür devreyi hazırladığımda anlatmıştım net bir şekilde. Yine zaten ledlerimin ortak artı bağlantısını role çektikten sonra tetikleme sonrasında bu kısma geçiyor. Yani normalde kapalı kısımdan normalde açık kısma geçiyor. Şimdi burada güç kaynağım üzerinden ledlerimin eksilerini ortak yere aldım. Hemen güç kaynağımın eksi hattını buraya bağlıyorum. Sonrasında ayarlı güç kaynağı üzerinden yine artı 12 voltumu da rolelerin kom ucuna bağlıyorum bu şekilde. Burada role çektiği zaman rolenin ortadaki bulunan kom uçları şu anda 12 volt var. Role çektiği zaman tek tek ilgili ledleri yakacak. Şöyle hemen 12 voltluk bir bataryam var. Bunun bağlantısını da hemen yapıyorum arkadaşlar. Şu anda 12 voltumu bağladım. Rolelerime de ayarlı güç kaynağı üzerinden yine 12 volt geliyor. Şimdi uygulama üzerinden hemen testimizi yapalım. İlk başta birinci rolemizi aktif ediyoruz. Gördüğünüz gibi mavi ledim yandı. İkinci rolemiz sarı ledimiz de yandı. Üçüncü rolemiz kırmızı ledimiz de yandı arkadaşlar. Zaten dördüncü rolemiz boşta. Onu herhangi bir yere bağlamadık. Tek tek kapatalım. Açalım. Gördüğünüz gibi sistem son derece başarılı ve güvenli bir şekilde çalışmaktadır. Dediğim gibi bu projenin tüm bilgilerini videonun açıklamalar kısmına ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Veya bu proje ile ilgili aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa ister videonun yorumlar kısmına, isterseniz mail adresi üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Eğer hazırlamış olduğum bu tür devreleri de satın almak isterseniz dolap uygulaması üzerinden satışını yapıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Umarım bu projede sizler için bilgilendirici ve yararlı bir proje, yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.